Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas Mobile bölümünde Woozin'in şimdilik son iş olan The Nank görevini sizlerle beraber tamamlamıştık. Biliyorsunuz ki önceki bölümlerde de bir kargo gemisine sızıp orada çift falan bırakıp ondan sonra sıradaki görevi Woozin'in yanına geri dönmüştük. İşte bir sıkıntı çıkmıştı. Woozin'in yapması gereken bir iş varken The Nank Boys çetesinin o kargo gemisinde işi vardı. Bugün ticari falan vesaire yapılacaktı büyük ihtimal. Neyse olayların gelişmesiyle beraber Sijer dedi ki tam kardeşim sen git kendi işini hallet ben bu kargo gemisi işini hallederim deyip helikoptere atladık oradaki öne gelen her düşmanı öldürürken aynen roket atar yememizle de, oradan denize düşmemizle de bir şekilde hayatta kalıp yine kargo gemisine gizlice sızıp önüne gelen herkesi öldürüp orada bir çete var çetenin adını şu anda hatırlamıyorum ama neyse çetenin adamlarını kurtardıktan sonra bir de bir tane hoca var karate ustası samuray kılıcı ile kendisini bir güzel yok etmiştik. Ondan sonra da e, o kurtardığımız anlamlarla beraber dev kavga ilgimizi terk edip görevi tamamlamıştık. Şimdi triad görevlerinden kaldığımız yerden tam gazana hikayene devam ediyoruz. Daha fazla GTA Senanis mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı be, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup aç açmayı unutmayın ki, hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuşuz. De başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz diyecektim ki saat akşam 8'de bu görevi yapabiliyormuşuz. O yüzden bir dakika bekleyip oyunu kaydedeceğim. Ondan sonra göreve gideceğiz arkadaşlar. Evet saat 8 oldu. Ice Cold Killer göreviyle ana hikaye devam ediyor. CJ'in şu anda koştuğunu görüyoruz ve Sezan aracının bagajını arka tarafına bakıyor. Büyük ihtimal silah arıyor. Nereye bıraktım onu? O lanet olası şeyi nereye bıraktım? Karesin. Hey kanka iyi misin? Evet Wuzi mesaj göndermiş. E, Ciz'in telefonda hani arama falan gerçekleşmiş. E, bağlılı şerefsizlerle anlaşma yapmış Los Santos'tan. Haa okey. Peki. Peki. E, bir şey arıyorum hani sessizce halledebileceğim. Yani sen kafayı yemiş olmalısın. Öyle bir şey yapmalısın ki kesinlikle ses çıkarmamalısın. Sana bir şey göstermeyiz değil mi? Bak şunu bir kontrol et. Şuna bir bak. Nasıl ama? Al beni kime al? E, bunu nereden aldın? <laughs> aynı yerden almıştım, aynı pantolondan almıştım. Burası Amerika. Yani sen nereden nasıl alıyorsan ben de o şekilde aldım diyor bize e, susturucu tabancasını veriyor. Sağ olsun ve şimdi Cizzy'yi öldürmek üzere seri bir şekilde. Cizinin mekanı olan The Pleasure Dummies Club'a doğru gidiyoruz. Ee, olayı kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar. Buzi bizi telefonla bir aramış. Demiş ki cizi e, bu ballalılarla anlaşma yapmış. Anlaşma içinde Los Santos'a gidecekmiş. E tabii ki de bunun gerçekleşmeden önce de CJ'nin amacı da tabii hep Ciziyi öldürmekti. Bir şekilde güven kazanmaya çalışıyordu. Bu da Jizzy'yi ortadan kaldırmak için fırsat olarak gör ve şimdi onun peşine düşüyoruz arkadaşlar. Yani artık yavaştan bu e, şehirde dönen devamlı Sanfio ile Los Santos arasında uyuşturucu para alışverişinin e, sonunu getirmeye çalışıyor olacağız sizlerle beraber. Evet hızlı bir şekilde hemen Jizzy'nin mekanına doğru sürüyoruz. Oyunun en arabalarından biri olan Bulut'u tercih etmek isterim bu arada. Siyah beyaz üf acayip mükemmel oluyor zaten. Bu arabayı kullanmasam olmazdı kesinlikle. Ara ara böyle özel arabalar falan da kullanmaya çalışacağım. Neyse mekana vardık abi. Şöyle bir inelim araçtan. Önde korumalar falan var. Hı. Ee, kusura bakma kardeş. E, gizli toplantı falan dedim. Yani kısacası bizi içeri almalılar. Bu ne demek? Demek ki cizi bizde olan şeyini kesmiş. ilişkisini kesmiş gibi görünüyor. Ama CJ öyle kolayca pes eder mi? Etmez. O yüzden hemen. Bu adamların burada icabına bakıyoruz. Bu arada size şöyle bir taktik vermek istiyorum arkadaşlar. GZ'nin arabasını biliyorsunuz. Kendisi şehrin, Sanfiori şehrinin en büyük pezevengi. Ondan dolayı kendine has bir pezevenk aracı var. Siz eğer bu aracı patlatırsanız arkadaşlar. cizi kovalarken, hani kovalamaca aksiyon falan gerçekleşiyor ya. Ha işte o gerçekleşirken bu pimp mobil yerine bu sefer e, bir pizzacı skuter alıyor arkadaşlar. Bu arada ben araca binmeyeceğim tabi. Yaptım hataydı neyse. Şuradan yukarı çıkacağız arkadaşlar. Buradan da e, mekan çatısına çıkıp oradan da mekanı gizli bir şekilde giriş yapacağız arkadaşlar. Şimdiki amacımız bu. Madem ön kapıdan bizi almıyorlar için biz de gizli bir şekilde gireriz içeri. Madem öyle. Şöyle hemen. Tamam güzel. Burada biraz hasar alıyoruz yapacak bir şey yok. Tamam sıkıntı yok. Şuradan hemen hızlı bir şekilde içeriye giriyoruz. Bu arada direkt en aşağıya doğru merdivenleri kullanarak inmenize falan gerek yok. Direkt, direkt olarak atlarsanız hasar almadan direkt aşağıya ulaşmış oluyorsunuz. Ara sahne giriyor devreye. Yani süreden kar. Evet, Ciz her zamanki gibi eğlence peşinde falan. Bana biraz alan ver. Bana biraz alan ver. bitch dedi. Eh, yine lanet olası şapta geldi. Ee, Ciz dedim yani anlaşma falan yapıyor diye. O, va o vakit geldim. O yüzden gergin tabi. Yani bana düzgün hizmet edeceksiniz vesaire falan diyor burada. Ee, bu sefer daha büyük bir pay versen iyi olur. Böyle olmaz falan diyor. Kadın sinirleniyor tabii ki. Orhan Ciz'le sinirlenip küfrediyor falan. Kadın tabii çıldırıyor. Yani CJ ile Ciz'in yanına geldi. Ee, yanına gelmem gerekiyor. Ee, konuş o zaman kardeşim yani. Madem olan şey bu. Öyle anlatıyor vesaire falan. Biz böyle patlarız böyle patlarız falan. Hayır sen sıçıp batırdın. Hey hey adam ne yapıyorsun? Hani ben ne yaptım ki yanlış sana? Yani mükemmel değilim ama yani. Öyle anlatıyor hani yalakalı falan yapmaya çalışıyor. Kurtulmaya çalışıyor falan. Ya bir şeyler yapmaya çalıştım. Hayır bana güvenerek en büyük hatayı yaptım. Hadi ama böyle yapma. Tabi CJ aşağı alıyor falan. Sen bana güvenek hayatının en büyük hatasını yaptın. Şimdi sen canını alacağım falan diyor. Hey siz ne yapıyorsunuz? Adamı durdursanız da falan diyor. Tabi korumaları falan olduğu için malum. Cizli kaçıyor onu hemen öldür. Ee, söylemesi kolay tabii ki. Bu arada bana söylüyorsun Allah aşkına. Koskoca Carl Johnson CJ'ye söylüyorsun. tabii ki kolay da. Yine baya bir canım gitti. Ama problemleri zaten şurada birkaç tane adam var sadece. Allah'tan susturucu tabanca gerçekten kuvvetli bir silahla rahat rahat icablarına baktık. Baya da mermi veriyor boru. 200 mermi ee, susucu tabanca mermisi veriyor. Bu arada dediğim olay gerçekleşti. Şimdi rahat bir şekilde CZ'yi kovalayabiliriz diyecektim ki. Benim araba kayboldu abi saçma sapan bir şekilde. Ya neden böyle oluyor anlamadım ama e, olan yine bana olan yine sevdiğim bir aracı oldu neyse. Adam zaten motorla kaçıyor kaçmasına imkan yok. Evet harika şansım varmış. Sevgili polis ilk defa bana yardım etti abi. Ama ben yine de adamı öldüremedim. Lanet olası NPC yüzünden şu an cizi kaçıyor. Neyse. Gireceğim yer o tarafta zaten iyi oldu. Normalde Ciz'e ters taraftan gitmeye çalışacağım bu sefer. Sıradaki görevi gideceğimiz yerden gidiyor. Tatlı. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Hayır değiliz. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam işimi kolaylaştırdın. Tamamdır telefonu aldık. Şimdi Sezar'ı arıyor. Hey Sezar. Hey dostum nasıl gidiyor? Benimle PR69'da buluşman gerekiyor. E, ekibin geri kalanı indiririz. Pekala e, destek gerekiyor mu? Hayır ben hallettim çoktan dedi ve 12 bin dolarımızı cebimize indirdik. Aynı zamanda Sanfiyon'un en büyük pezemekini ortadan kaldırmış olduk. Hani bir ara Sezar'la birlikte pot opportunity görevi vardı ya, onu yapmıştık. Ryder vardı, Tibo Mendez vardı, Torreno vardı ve Jizzy vardı. Ha işte o 4 kişinin hepsini öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu an Jizzy'yi ortadan kaldırdık. Geriye kaldı 3 kişi. Bu üç kişi de Ryder, Tibon ve Toren olacak. Bakalım bu görevde onların icabına bakabilecek miyiz? Let's go. Madem görevler birbirine yakın. Direkt halledelim. Direkt yapalım. Ya abicim. Ya tam göreve girecektim. Bak az önce Sezar'la konuştum. Olay... Gerçekleşe olaya bakın ya. Hayır aga hayır hayır. Paraya falan ihtiyacım yok. Görevlerden kasıyoruz. Neyse Pierre 69. Hey kanka yukarıdayım. Arkadan dolaş ve yanıma gel. Diyor hemen Sezar. Biz de hemen yanına doğru koşturuyoruz. Bakalım neler oluyor abi. Let's go. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor bu arkadaşlar. Nedenini az sonra göreceksiniz zaten. Ee, telefon mesajını alman çok iyi oldu. Eee ne oldu? Gizli öldü. Plan ne şimdi? Evet Gizli'nin öldüğünü söyledik tabi. Tibo'nun e, güvenliği erken geldi. Yani erken gelmişler. Çatıya adamların dizilmiş. Etrafa bakınıyorlar. Telefon çalıyor. Aa bu arada buzun adamları var sağda. Evet evet sizi görüyorum. Buzun adamları. Mekandalar. Aşağıda sağdan görebiliyoruz zaten. Evet. E, adamlar yukarıya çıkıyor abi. Direkt olarak çatıya gidiyorlar. Lanet olsun. Tibon adamları hemen almayız. Yoksa onları öldürecekler. Yani adamları keserek açık verbelerini sağlayabiliriz diyor karşı tarafın. Aa sağ tarafta da adam varmış. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abim. Tamam. Güzel. Tamam hallettik. Ucu ucuna da olsa yırttık. Ucu ucuna da olsa e, bütün buzun adamları ölmeden. Ahet bir başak. Evet tibon geldi. Aha Rider de geldi bu ara. aracına tanım direkt. Ve o yılan Rider. Şu Ryder'ın yaptığına bak. Balalarla buluşuyor. El falan çakışır sanki uzun zamanda beraberlenmiş gibi. Bir şeyler yolunda değil. Toreno nerede? Ah helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Bu Toreno olmalı. E ee, abi ne oluyor? Tamam Toreno geliyor. Eyvallah. Aa ceset falan gördüler. Cesetleri gördüler. E ee, çok geç. Bomba falanla gidiyor. Çok fazla sürpriz oldu. Hadi hemen aşağı inelim de şu adamları alt edelim falan diyor. Canım bu arada biraz az ama olsun dikkatli olarak belki de kesebiliriz. Umarım ölmem. Hatta keşke ölüp öyle göreve girseydim mantıklı olurdu. Neyse abi ben şuradan uzuyu çekeyim abi. Evet balaların meşhur silahı olan uzuyu çekmek de. Keşke benim T9'u çekseydim ama T9 yoktu. Tam yolda varmış bu arada. Okey alayım ben onu hemen. Ee balıların favori silahı ne kadar T9 olsa da, T9 diyorum. Uzi olsa da bu görevde T9 kullanır olmaları biraz bröhlük bir an ama olsun yapacak bir şey yok. Aldım T9'u vallahi direkt. Kanka öleceğim mi bu arada? Adam ölmeyeceğini yemin etmiş bu arada. Adam ölüme tövbe etmiş. Adam öyle bir hayatta kaldı ki adama saygı duydum yemin ediyorum. Adamın benden fazla canı var herhalde. Öyle bölmedi ki çünkü ben şaşkınlıklar içerisinde. Bir dakika abici vurma sen artık bu arada. Adam hem ölmüyor hem de beni öldürecek ya. Utanmasa. Sen de öyle kardeşim. Güzel. Başka kimse var mı? Var. Önde varmış. Allah'tan otomatik nişan alma var. Benim anlamadığım gaz bombaları neden atıldı? Tam cesetleri falan gördü. Eyvallah da. Ama şey de oldu hani. Orada gördüğünüz gibi. Bağlılar falan gidip. Oha bu arada. Tibon direkt öldürdü. Tibon boss fight değil miydi ya? Mene seni görüyorum. Rifa annesi binden de bilmem ne. Annesiz desem daha doğru olur. Evet Tibon Menes de ortadan kaldırdık abi. Hatta denize düştü. Hey Rider. Utanılası serseri. Nereye gittiğini sanıyorsun? Beni durduramazsınız falan diyor. Sezar diyor ki tekneye falan ne tamamdır. Mehalleri falan diyor. İsterseniz Rider'ı kovalayabilirsiniz. Kovalarsanız tabii ki de botta bir kovalamaca sahnesi gerçekleşiyor. Ama hiç zahmet etmeye gerek yok abi. Şuradan direkt Rider'ı vurup da görevi daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Vurdum mu abi? Vuramadım. Tamam vurdum. Birkaç kere mermi atayım da ne olur ne olmaz. Kaçırırım maçırırım. Biraz da öyle oldu zaten. Evet. Bu görevi de sizlerle beraber başarılı bir şekilde az canlı da olsa tamamlamayı başardık abi. Evet. Şu an ee, bu... Sanfiora ile Los Santos arasında uyuşturucu para aklama olaylarını gerçekleştiren gruptaki 4 kişiden 3'ünü etkisiz hale getirdik. Öldürdük kısacası. Geriye sadece Torreno kaldı abi. Torreno ile de gelecek bölüm ilgileneceğiz gibi duruyor. Şimdi hemen oyunu kaydedeceğimiz yere bir gidelim. Yani sıradaki görevi alacağımız yere gidelim. Doğerti'de yani klasik garajımızda olduğu yerden. Garajımızın olduğu mekandan desem da daha olur. Orada oyunu kaydıracağız Ondan sonra da videoyu sonlandıracağız. Efendim, gelecek bölümde dediğim gibi büyük ihtimal ee, Toreno'yu alt etmeye onu öldürmeye çalışıyor. Olacağız bu sefer de. Güzel. Bu bölümde iki tane görev yapmış olduk sizlerle beraber. Aşırı derecede uzun da olmadı. Zaten bu görevler direkt Assassin görevleri olduğu için biraz. Dedor kafası. E, direkt D-Tat'ta. Yani direkt adamları ortadan kaldırma olduğundan dolayı görevler o kadar da uzun olmadı. Ki gayet de tatlı. Ben çatışma görevlerini ayrı çok seviyorum. Yok adam kovala yok şöyle takip et böyle takip et falan. Ben o tarz görevleri çok fazla sevmiyorum. Ben aksiyon adamıyım daha çok. Ve sen anlarsın aksiyonlarını ben açıkçası keyif alıyorum yani. Sıkmıyor beni. Diyerekten şuradaki cephaneleri de alayım tabii ki. hemen cephanelerimizi alalım. Çünkü neden olmasın oh, mis diyerekten CJ'ye tekrardan mermi cephaneleri yaptık. Kaybettiğimiz onca cephaneden sonra geçen bölüm. Bir güzel telafi ettik diyerekten de renk dengin üstüne kaydettik abi. Şu anda oyunun yüzde kaçını tamamlamışız? Yüzde 43.85'e tamamlamışız. Ee, sıradaki bölüm dediğim gibi büyük ihtimal Torino'yu öldürmeye çalışacağız. Ondan sonraki GTA San Andreas videosunda da açık dünya görevlerine devam ediyor olacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun direkten. Videoyu yavaştan artık sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız bir beğeni ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sesinden ve başka ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.